Bunu izletmek için mi çağırdın beni buraya? Daha önemli bir işin mi vardı? Koca bir örgütle uğraşıyorum. Keşke ben de senin gibi tek başıma takılabilsem. Bak o zaman seni seyredebileceğin ne filmler çekerdim. Madem film çevirmek istiyorsun, önce senaryo lazım sana. O benim kafamda. Kimseyle paylaşmam. Çalarlar. Peki, iyi oyuncuların var mı? İstemediğin kadar. Filmin adı ne? Aklımda bir şey var ama... Bak, işte o çarpıcı olmalı. Çarpıcı mı? Güzel. Hakan, hayatta tek anlamadığım şey ihanet etmek. Yaşamak için ihanet ettin desem, bir gün zaten öleceksin. Para için ihanet ettin desem, her zaman sahip olabilirdin. Makam, mevki, şan, şöhret için ihanet ettin desem, bunlara şerefinle de ulaşabilirdin. O halde bize niye ihanet ettin Hakan? Neden? Ben inandığımı yaptım. Abdüley senin eline geçene kadar ben de böyle düşünüyordum. Bize değil yalancılara inandı. İnsandır, inanır, kanar diyordum. Ama dün beraber ölüme gittiğin adama... Ölümüne işkence etmek, inançla alakalı bir şey değil. İşte bu ihanet. Sadece bize de değil. İnandığın değerlere, hatta insanlığa ihanet. Burada ellerim kollarım bağlıyken inandığım şeyleri sizinle tartışmayacağım. Bana sormak istediğiniz somut bir şey varsa direnmeyeceğim, söyleyeceğim. Ondan sonrası size kalmış. İster hemen öldürürsünüz... İsterseniz Abdüley'e yaptıklarımı yapar, öyle öldürürsünüz. İte bak. Bizim yapacağımızı da bize emrediyor. Efendim, beklediğiniz misafir geldi. Gelsin.
öğrenmene kim müsaade etti? Annemin durumu iyi değil efendim. Gelmek zorundayım. 24 saatin var. İşini bitir, geri dön. Hastalığı ağır. İşim uzun sürebilir. İhtiyarları biraz oyalamanız gerekecek. 24 saatten fazla bir şey yapamam Mete. Bakarsınız, 24 saatte her şey değişir. Asıl sürprizi sona sakladım. Tanıdık gelmiş olabilir. Ama bir de yakından bakın. Artık istediğiniz mesafede gece karanlığında bile avlanabilirsiniz. Menzilini artırdık. Ve asıl önemlisi, vücut ısısına duyarlı bir alıcı yerleştirdik. Denemeden bilemem. Dolu. Ordinaryusun nerede olduğunu öğrendik. Neredeymiş? Türkiye'de. Kim izin vermiş gitmesine? Türkler gelip zorla götürmüş. Senin işin bana bu haberi getirmek değil, o adamı benim için korumaktı. Andre, onu gittiği yerde bulup getirebilirim. Ben onu hallederim. Sana başka bir görev vereceğim. Telefonun yanında mıyım? Evet. İşaret ettiğim yere doğru koş. Tam olarak nereye kadar koşmam gerekiyor? Telefonun açık kalsın. Ben sana dur derim. Emredersiniz. Hala duruyorsun. Bunu da anlaşmaya dahil et.
Madem laftan anlamıyorsun, bu sefer at pisliğiyle sıvayacaksın o duvarı. Ellerinle. Başla! Davit Bey'in adamları. Ağam, sizin işiniz abimi korumak değil miydi? Nerede görülmüş sahibi ölenin yaşadığı? Kendinizi niye öldürmediniz lan? Cevat Ağa, müsaade et, ağamızın intikamını alalım. Ben abimin intikamını kimseye bırakmam. Kendim alırım. Yılmaz, bunlar ne? Odun ağam. Atınlar bu odunları ateşe. Thanks. I'm on it.
Yine ne halt ediyor bunlar? Afiyet olsun gençler. Gençler, kapalı yerlerde sigara içmek yasak, bilmiyor musunuz? Abi yemeğin üstüne iyi gidiyor be. Yasak güzelim, yasak. Kapalı yerlerde sigara içmek yasak. Abi dışarısı soğuk. Delikanlı, anlamıyor musun? Devlet bir yasak koymuş. Hepimiz ona uymakla mükellefiz. Devletin bekçisi misin? Sana ne? Ağzımızın tadını kaçırma. Ulan ne adama çattık ya. Ne oluyor lan? Kurallar uyulsun diye vardır. Burada sigara içilmez deniyorsa içilmeyecek. Değil mi aslanım? Açın oğlum camı. Havalansın içerisi. Herkese dikkat edin. Kontrol et. İskender Büyük geliyor. Çocuğun her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş. Lan bu adamı daha önce gördüm. Nerede gördün abi? Yıllar önce. Aslan Bey'in yanında. Şeker hastası, kendine insülin vuruyordu. O zaman da böyle buz gibiydi. Başımız sağ olsun. Hepimiz. Başımız sağ olsun. Cami avlusundayız. Herkes safını belli ediyor Abdülay. Abi bizim yanımızda kim yer alacak? Böyle tenha biz bize daha iyi Abdülay.